Bir türlü çıkamadım. Günaydınlar. Vezir Köprü'ye gidiyorum, motosiklet festivaline. Festivale gel dediler. Ben de olur dedim. Biliyorsunuz ki bu gibi konularda kararlarımı hemen değiştirebilen bir insanım. Oo, yer ıslak mı? Değil. Süper. Saat 6.30. Biraz geç kaldım. Yani yerleştirmek falan uzun sürdü. Bir de alıştığım bir yerleştirme şekli olmadı. Şu an Kırıkkale girişindeyiz. Kalecik, Çankırı sol tarafa döndürüyor. Samsun, Kırıkkale düz geliyor. Devam ettiriyor. Biz düz devam edeceğiz. Sonra Çorum üstünden ilerleyeceğiz. Merzifon güzergahı üzerinden devam. Evet, Sungurlu'dayım arkadaşlar. Biraz önce benzin doldurdum. Çorum'a doğru devam ediyorum. Toplamda 196 kilometrem var galiba. İskilip. Biz Merzifon'a doğru gidiyoruz. Merzifon, Samsun yoluna doğru. Ne ara yeşil yandın? Sonunda geldim. Şurada bir benzinimi fulleyim. Şimdi bir tane Ducati'ci abimle tanıştım. Buralıymış ama Bursa'dan almış motoru. Ben dedi buluşulacak yere seni götüreyim dedi, kardeşim dedi. 3 gibi de kamp alanına gidilecek dedi falan filan. Ben bir şehir merkezine atayım kendimi. Şöyle bir rahatlayayım, gevşeyim. Ondan sonra birkaç bir şey alayım. Akşama. Abim tap diyor Ducati için. 10 yıllık GSC'ymiş. Bu en iyisi diyor. Bunlar kimler? Karşılama mangası. Kayıt alanı. Hoş bulduk hocam. Motorun süper gidin. Kayıt alanını alalım sizi. Yeni üye kaydı mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Normal kayıt yapıyoruz gelen misafirlerimize. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet. İki teker, iki yürek. Ve kolaçan da yanımda. Neyse ki bilen adamlar. Bir şey olmaz. Vurursak ona vuralım. Yine kaldık. Bu da elektrikli bisikleti olan arkadaşımız. Evet. Gördüğünüz gibi küçük bir arkadaşımız Yağız Efe. Yağız Efe korteje katılmış. O ne lan? Hop! Hop! Kolaçan'a vurdu. Mevlüt abiye vurdu. Bak ya. Bir de bakıyor, kendine bakıyor. İşte böyle durumlar olabiliyor maalesef. Kaç abi, kaç. Kamerayı aldım. Ben de çektin mi? Beraber akalım biz. Direkt alana geçeceğiz. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Abi adamlar hala basıyor ya. Yorum yapmayacağım. İyi, hoş, güzel de.
Evet, düzlük bulmalıyız. Yok, fark eder mi? Yok, etmez. Aha, işte buraya çekerim lan. Süper. Burası ideal. Evet, saat 1. Kamp alanından çıktık, festival alanından çıktım daha doğrusu. Bayağı dinlendim. Yavaş yavaş şöyle toplandım. Acelem yok. Şimdi Sinop'a gider gibi Duruan yolu varmış. Oradan ilerleyip Ilgaz ve Çankırı ve sonrasında da Ankara'ya devam edeceğim. Güzeldi, eğlendik. İki teker, iki yürek ve Kolaçan abimiz ve katılımcı olan bir sürü başkan, kulüp mevcuttu. Gece 2'ye kadar konser verildi. Tek rahatsız olduğumuz şey, ki birçok kişinin rahatsız olduğunu düşündüğümüz konu, gaz açmak, boş yere gaz açmak, boş yere ses yapmak. Özellikle süper sport motorcuların bu huyu maalesef ve maalesef. Burada başka bir seviyede, bilmiyorum, anlamadım. Burada bambaşka bir seviyede bu olay. Neler yapıldı? Tabii ki bildiğiniz gibi bütün festivallerde olduğu gibi konser, denge yarışı, çekilişler oldu, güzel hediyeler dağıtıldı. Harika. Ha, şuraya durabilirdim ya. Şurada duracağım. Harika. Çok güzel yere park ettim ya. Acelem yok demiştim. Oo, burası çok soğuk. Fazlasıyla soğuk. Hiç böyle düşünmemiştim. Montumu giymek durumunda kalabilirim. Önümde bulutlar var. O bulutlar beni biraz korkutuyor. Yağmur bırakabilirler. Sana göndereceğim, yollayacağım bunu. Kamerada nasıl çıkıyorsun gör. Hocam çok teşekkür ederim sohbet muhabbet için. Yağmura da yakalanırsam geri dönerim en kötü. Yukarıda sizin mi? Tamam, orada çatıda mangal yakarız. Karpuz keseriz. Bende uyku tulumu da var zaten. Üstümü örter uyurum. O ben gezgin adamım ya. Yatak yorgan yumuşak gelir. Uyuyamam ben abi. Öyle mi? Oo, sıkıntı o zaman. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Konuştuk biraz, sohbet ettik. Davet ettiler, gel burada kal bugün, yemek yiyelim falan diye de sağ olsunlar. Vaktim yok dedim. Burayı yazdım ama gelirim. Ha, iyi. Oo, yol uçmuş ya. Şu an ormanlık alan da muhteşem. Konuşmayayım, siz biraz izleyin yani.
Yanlış yere mi gidiyorum ya yoksa? Burası Ankara yolu değil mi? Yoksa ben kargıdan devam mı edecektim? Öyle bir şey yapmış olamam ya, inşallah olmamıştır yani. Hemen bakacağım hemen. Telefonum nerede? Şunu kapat. Hemen. Oğlum ne düştü lan? Vallahi ne düştü bilmiyorum. Şimdi güncel bir bilgi veriyorum size. Kargıyı geçtim. Tosya'ya doğru gidiyorum. Normalde planım Çankırı'dan Ankara'ydı. Ancak Çankırı'daki arkadaşım Kastamonu'da olduğu için şu an Kastamonu'ya gidiyorum. Tosya'dan sağa döneceğim ve Kastamonu merkeze geçeceğim. Orada bir güzel yemek yiyeceğiz. Sonrasında ya Çankırı'ya döneceğiz, Çankırı'da kalacağım. Sabah erkenden Ankara'ya döneceğim. Ya da gece yolculuğu yapıp akşam Ankara'ya döneceğim. Ankara'ya döneceğim ama ne zaman belli değil. Ve şu an çok mükemmel hissiyatlara sahibim. Çünkü planladığım bir şeyden vazgeçip başka bir planı bağrıma bastım. Muhteşem. Güzel sürprizler olunca hoşumuza gidiyor da kötüleri hiç hoş olmuyor. Evet, Tosya'ya geldim. Son 20 dakikadır rüzgar esiyor. İnanılmaz bir rüzgar var. Kastamonu'yu görür görmez sağa döneceğim. Tosya'da böyle bir yermiş arkadaşlar. Görebildiğiniz gibi. Karadeniz havasına doyamadığımız için Kastamonu'ya geçiyoruz.